Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Anıl. Bu videomuzda arkadaşlar sizinle birlikte kestiğimiz fotoğrafı büyütüp küçülteceğiz arkadaşlar. Bir önceki videomuzda arkadaşlar sizinle birlikte gördüğünüz gibi bu fotoğrafı kesip arkadaşlar buraya yapıştırmıştık. Arkadaşlar şimdi de bu fotoğraf buraya gördüğünüz gibi çok küçük kaldı arkadaşlar. Mesela ben bu fotoğrafı arkadaşlar nasıl büyütebilirim? Öncelikle arkadaşlar sizde Türkçe ise arkadaşlar serbest dönüştürme. Eğer Türkçe değilse arkadaşlar burada edit yazacak. Oradan da arkadaşlar free transform yazıyordu arkadaşlar. Free transform'a tıklayıp arkadaşlar, ama Türkçe kullananlar için serbest dönüştürme. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi resmimiz anında seçildi. Şimdi arkadaşlar ben bu resmi istediğim gibi büyütüp küçültebilirim arkadaşlar. Şöyle yapayım ve şu köşeye koyayım arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu pikselleriyle gitti. Şimdi arkadaşlar ben bu fotoğrafı bir de yazı yazayım arkadaşlar. Bunu da şuradan arkadaşlar şey var. Arkadaşlar şimdi ben bunu şöyle olsun. Ben bunu daha fazla büyüteyim arkadaşlar. 200 olsun bu. Neden büyümedi? 200 punto kullanıyorum ama arkadaşlar nedense büyümedi. 300 desem. Arkadaşlar şimdi ben bunu 300 az geldi. Ben bunu 500 yapayım. Evet. Arkadaşlar şimdi yazımızı yazalım. Ben siyah olmasını istemiyorum. Beyaz olsun. Şimdi arkadaşlar bu tam beyaz olmadı aslında. Evet, bu tam beyaz. Şimdi Adobe Photoshop. Arkadaşlar yazamadım. Adobe CS 6 dersleri. Arkadaşlar şöyle bunu da şöyle yana doğru kaydıralım arkadaşlar. Ders. Şöyle arkadaşlar. Şimdi ben bunu şöyle, evet. Arkadaşlar şimdi biz katmanın üstünde şuradaki gördüğünüz gibi arkadaşlar katmanlar var. Buradan yazının üstünde çift tıklayıp arkadaşlar böyle bir sayfayı açıyoruz. Ben kontur yapacağım arkadaşlar. Kontur ne demek? Etrafında bir çizgi çıkacak arkadaşlar. Ve ben o çizgiyi siyah. Evet, zaten siyahtan. Şimdi ben bu çizgiyi arkadaşlar gördüğünüz gibi kalınlaştırabilirim. Ve arkadaşlar kalınlaştırdım. Şimdi ben buraya küçük bir yazıyla arkadaşlar, şu kısmı küçük bir yazıyla bunu 300 punto olsun arkadaşlar. Küçük bir yazıyla fotoğraf büyütüp küçültme yazacağım. Foto. Büyüt. Fotoğraf büyütme yazdım arkadaşlar. Bu çok geldi arkadaşlar. Benim bunu birazcık daha küçültmem. Bunu arkadaşlar 300 puntodan 250 yapsak. Fotoğraf. Fotoğraf büyütüp, bu da arkadaşlar çok geldi. Ben buna en iyisi 200 yapayım arkadaşlar. Fotoğraf büyütme ve arkadaşlar ben bunu en iyisi aşağıda yapayım ve küçültme. Evet arkadaşlar, bu da bu şekilde oldu. Şimdi ben şunu şöyle yapayım. Evet, böyle. Evet. Şimdi arkadaşlar ben bunu iyice bir ayarlayayım. Şöyle tam hizalanmış olsun. Evet arkadaşlar, bunu da kaydediyoruz. Şimdi bunun da üstüne çift tık yapıyoruz arkadaşlar. Çift tık diyoruz ve ben buna da kontür ekleyeceğim. Kontür arkadaşlar az önce de bahsettiğim gibi bunun dışındaki siyah çizgiler. İsterseniz arkadaşlar bunu siyah da yapmayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kırmızı ama hoş durmuyor. Evet. Şöyle az daha geliyor. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi bu derste ne yaptık? Bu derste arkadaşlar yazı yazdık ve bu yazıları arkadaşlar şekil verdik ve fotoğrafları büyütüp küçülttük arkadaşlar. Şimdi başka ne kaldı yapabileceğimiz? Başka da bir şey kalmadı arkadaşlar. Bir sonraki Adobe Photoshop CS6 dersinde görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.